o işte insanların ortasına dalması, kızı kurtarmak için oraya dalması, kendi hayatına veda etmesi oluyor değil mi? Hani boşu boşuna gidip de orada böyle uçarak gelip öpmedi yani. Hayatını tehlikeye atması sayesinde o gerçek aşkın öpücüğü oluyor. Bir de yolda olayın bittiğini anlamıştı. Aa oldu dedi, işte etraf kararınca falan, kendisi olduğu gibi hissetti. Ha bir de tabii anahtar olan çok hoş bir detay şey değil mi? Gerçek aşkın olmadığına inanıyor. Evet. O yüzden samimiyetle inanmış yani gerçek aşkın olmadığına. Dolayısıyla hiç ümit yok diye düşünüyor. Ama ona rağmen karşı cinsli olduğunu düşünüyor. Erkeği getiriyor falan. Erkeği getiriyor. Aynen. Aslında o sevgide cinsiyetin olmadığını gösteriyor. Filip'i uyur halde getiriyor. Aslında çok güzel dalga geçti bize de orada. Ters günde. bütün bu aşk hikayeleri, romantik hikayelerde en bayıldığımız şey işte birbirine uygun olan da kız hikayesi değil mi? Ne kadar ısrarcıyız yani orada. Bütün o şeyin başka türlü bir gerçek aşk olamayacağına dair bir acayip komik bir tarafımız var. Biz de gayet güzel kafa buldu yani hikaye orada. Ama sonunda yine çocuk vardı. Yani çocuktan da geçmek tabii. Şarkı bakıyoruz. Ne şiş yansın, ne kebap. Aynen. Yani o da güzeldi. Yani tamamen de vazgeçmiyor. Hani tamam o da var ama yani. Yani bu da boşmuş, yokmuş. Hadi bunu... Tabii öbür türlü zaten benim çok hoşuma gitti. Tabii yani düzenin sağlanması prensibine o zaman karşı çıkmış olurduk. Nerede bitirmiş olurdu eğer oğlanı sahneye çıkarmasaydı? Evet, anneler ve kızlar arasında muhteşem bir aşk vardır. Hadi hep beraber evimize gidelim deseydi böyle bir hikayeyi kabul etmeyecektik. Dolayısıyla kadın ve erkek hikayesinde tabii ki gerçek olduğunu ve son derece saygıdeğer olduğunu anlamak gerekiyor ama romantik, daha doğrusu sevginin gerçek aşkın sadece o illaki prens ve prenses arasında olması ve bunun böyle illaki böyle hani magical bir şekilde işte ormanda karşılaşan prens ve prenses olması gibi komik şeyler, beklentilerimize dalga geçiyor. Bir de mesela benim şeyle dikkatimi çekti, yaşın 16 olması. Yani tam böyle şey, ergenliğe giriş, hani şehvet, hani... Hormonlar. Evet, hormonlar. Yani kızın ve erkeğin o etkileşimi. O olacaktır ama mesela orada henüz tecrübe yok. Hani ne bileyim 20'li yaşlarda olsa yine bir tecrübeden bahsedebiliriz ama orada doğrudan ilk başlangıç hali ve birbirlerini görme hali. Biraz sanki film yani hani ona da sanki yani 16 yaşın biraz özellikle seçilmiş gibi geldi bana bir tarafıyla da. Tabii ki yani mutlaka ya 16 yaş hani oraya boşu boşuna konulamaz, mutlaka bir eşik yaşıdır 16. Şöyle de bir şey var ama tabii ki hani sevginin gerçekten hani ilk görüşte aşk gibi bir şey bir hani o boyutta algılanmasının komikliğini de görmek lazım çünkü sevginin derinleşmesi şundan ibaret değil mi bilmiyorum siz başka türlüsünü gördüyseniz söyleyin fedakarlık üzerine fedakarlık üzerine fedakarlık ile derinleşen bir şey aslında yani ancak bir kere süreç, o da hani tekamülün nasıl sonu yoksa sevginin derinleşmesinin de sonu olamaz. O ve karşıdaki insanın buna karşılık vermesiyle de ilgisi olmayan bir şey. Her şeye rağmen bir insanın kendi sevgisine sadakati ile sevgi derinleşiyor. Yani hatta hikayelerde kavuşmama durumunda biliyorsunuz aşkın derinleşmesi diye bir klişe de vardır. Tabii illaki kavuşmayacaklar diye bir şey yok ama kavuşup kavuşmamayı önemsemeden, sonucu önemsemeden insanın fedakarlıkta bulunmasıyla sevgi derinleşebiliyor. Peki neden böyle oluyor diye sormak istiyorum. Bunu çok önemsiyorum çünkü. Fedakarlık niye bu kadar önemli sevgide? Şerife böyle süt gibi değil mi sevgi için? Nasıl? Mesela şimdi bebe süt vermezsen de gelişemiyor. Bence sevgi de bir şekilde hani karşılığı takıyor. Yani fedakarlıkla hani çünkü güveni sağlıyor fedakarlık. Aynı koruma kalkanı gibi bence o fedakarlık sevginin kalkanı bence. Çünkü o emek verdiğin şeyi seviyorsun yani. Bence yani. Doğuştan sevdiğin şey yapamıyorum. Emek vermediğin bir şeyi niye seveceksin ki orta dursun? Nasıl duygun gelişecek ki? Ben buna değer verdim diyorsun, emek verdim diyorsun, bir çaba sarf etsin. Aynen, onun gibi bir şey. Çok güzel. Yani emek verdiğini seversin. Emek verdiğini bir şey. Niye ama aşk da böyle değil değil mi Fidan Hocam? Yani ben 7 sene bir aşıklık yaşadım yani. Hiçbir şekilde, fedakarlık belki çok yavru ama hiçbir hani bir
şey gelsin diye. O öyle yani, fanusun içine koymuşsun böyle bir idol, hani ne yem verdin ne bir şey, hani elini dahi tutmadın adamın. Bu aşk başka ama sevgi böyle, hani seneler, hani ya bu onun hoşuna gitmez. Bu onu sevmez. Hani sevgi sanki bir ama sevgi. Aşk böyle bir, yani bu masal gibi bir şey, hani yok yani, verse de ol, hani ben elmayı seviyorum diye elma beni sevmek zorunda değil gibi gidiyor aşk. Hani ama sevgi öyle değil. Sevgi işte empati bekliyor. İlişkideki sevgi. Dayanıklık bekliyor. Aşk başka ama. Şimdi aslında tabii ki işte. Sevginin şeyinde, merkezinde aşk var. Aşkın merkezinde Yaradan'ın aşkı var. Değil mi? Yani aslında sevebilen sadece zat, yani Yaradan'ın zatı sevebiliyor. Biz onun, ona giydirilmiş cüzler olarak onun sayesinde bir şeyler hissediyoruz ve onun sevgisini kendimiz, kendi sevgimiz gibi giydiğimiz kostümün içinde onu sahipleniyoruz. Şimdi dolayısıyla sevgi, aşk ayrı yerlere koyamayacağız. Sevgi, aşkın ilişki içinde devamlılığını sağlayan, devamlılığını gördüğümüz boyut diye tarif edelim istersen. Yani bir ilişkideki sevgi bir hikaye oluşturuyor. O aşk ise pür bir şey, yani saf bir şey. Aşk hissedilen ve hiçbir canlıda değişmeyen boyut olarak algılıyor. Pratiği yok aşkın çok fazla. Sevginin çok fazla pratiği, karşılıklı etkileşimi var yani. Evet. İletişime girmeden, o uğraşmadan falan. Hikayesi falan var değil mi, evet, sevginin? Evet, yani evet, her ilişkideki var. Sevginin bir hikayesi var. Yani halbuki aşkın aslında hikayeden münezzeh bir hali var. Aşk yani. Kaynak ama sevgi şarj olmak istiyor. Kaynaktan şarj olan bir şey gibi. Belki de bilmiyorum yani nasıl tarif ederim bunu ama yani sevginin içindeki boyut olarak tarif etmeye çalışacağım bunu. Biraz önce bıraktığımız yerden yine devam etmek istiyorum, onu kaybetmeyelim diye. Sevginin derinleşmesinde niye fedakarlık önemli? O fedakarlık nasıl bir fedakarlık diye soruyordum. Kişide benliğini yok ediyor. Tamam işte anahtar orada yani. Şimdi ben dediğimiz şeyin katmanlarının sorulabilmesi için. Yani şimdi ilk başta düşün ne kadar çok yani ham bir aşamadayken biz. Hani daha hiç burnun sürtünmemişken. Bakın burnun sürtünmesi ne kadar güzel bir kelime değil mi? Aslında nefsin sürtünmesi ve şey olması, ortadan kalkması, katmanların ortadan kalkması önemli burada tekamül yolculuğunda. Burada fedakarlık dediğimiz şey aslında benliğin bir boyutundan vazgeçişimiz oluyor. Ama gönüllü olarak. Ve fedakarlık yanlış kelime belki de. Yani bir vazgeçiş diyelim, teslim ediş diyelim. Ve biz onu bir şey uğruna yapmıyoruz ki. Yani sadece o anda sevgi uğruna yapıştığımız bir şeyi bırakıyoruz. Buna yapışmakla bir şey elde etmeyeceğini fark ediyor insan o anda. Yani inat ettiğim bir şeyi illaki ben onsuz yaşayamam diyorum mesela, değil mi? İşte şu evden ayrılamam, şu şehirden yaşayamam, şunu yapmadan duramam dediğimiz bir sürü şeyi sevgi bize yaptırır. Ve biz bunu gönüllü olarak yaparız. Ve bu her seferinde bir vazgeçiştir. Ve bu vazgeçişler sayesinde de o benliğin katmanları soğan zarı gibi soyuluyor. Çünkü esas istediğimiz onların soyulması. O kadar katların, zırhların içinde tutsak kalmak istemiyoruz. O tutsaklıktan kurtulmak için bütün bu vazgeçişler var. Ve ama karşıdaki başka bir şeyi de elde etme çabası var orada. Bir şeylerden vazgeçiyoruz ama başka bir şeyi de elde etmek için vazgeçiyoruz. Yani şey gibi, kal için... Ne? Kaz gelen yerden tavuk aynen, basar gibi. Yok, hayır. Ya ben vazgeçmeyi sevginle yapıyorsam, oradan bir beklentim yok ki. Samimi bir şekilde yapıyorsan yani... Karşılık orada, beklemeden bırakıyorsun. Yani mesela burada o Malefiz'in o kızı sevmesi, o tek anlığını sağladı yani. O sevgide ne olacaktı ki yani? Kız orada ölse gitseydi hani onun ne çıkarı olacaktı ki? Yok ben o film için yani mesela yani çok büyük bir sevgisi vardı. O kadar büyük bir sevgisi vardı ki o bir sürü o kalkanların o duvarlarını yıktı. Hani o şeylerini. O çok... güzel bir sevgiydi. Bu durumda bir şey elde etmek için yapmıyor. Zaten var olan bir şeyi korumak için yapıyor. O bizde olan bir şey. Bizde olan... Yolculuk gibiydi. Aynen. Yani bu dışarıda olan bir şeyi elde etmek için yapılmıyor buradaki fedakarlık. Zaten bizde olan ve esas önemsediğimiz şeyi korumak adına vazgeçebileceğimiz bir şeyden vazgeçiyoruz.
O dışarıda olan bir şey almıyorsunuz o sırada. Yaşadığım sürece seni koruyacağım diyor uykudayken. Yani kendini öyle bir adadı ki, yaşadığım sürece seni koruyacağım. Orada yatacağın, uyuyacağın süresiz sonsuza kadar bildiği halde o bağlılığı onu söyledi. Yani orada kızın kalkması, uyanması, onu sevmesi, kucaklaması gibi bir şey yok. Beklentisi de yoktu. Beklentisi yoktu yani. Gerçek aşk yokmuş ya. Sadece girişini görmek istiyorum dedi. Şunu yapamayız, oradan vazgeçemem, buradan bir şey yapamam. Aslında kadının en fazla vazgeçemeyeceği şey kanatlarıydı. Evet. Yani bütün hayatım boyunca benimle kaldılar ve hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmadılar. Yani kanatlarına sahip olmadığı bir anda gerçek sevgiye inanmadığı halde gerçek sevgiyi tattı. O haliyle biri onu sevdi, eksiğiyle, her şeyle ya da içindeki sevilebilecek yönü gördü. O katmanlar orada aslında yavaş yavaş açmaya başladı. O saflık karşısında. Aslında çok şahane bir şey hatırlattı şimdi orada. En başta hikayenin başlangıç noktasında kanatların alınması işte çok anahtar. Çünkü kanatlarını ben olarak, yani onu o yapan şey olarak görüyordu. Dolayısıyla ilk elinden alınacak olan şey odur. İnsanın tekamül yolculuğu hep böyle kayıplarla başlar ya. Aa dersin yani, o ben zannettiğim şey gitti. Ben hayattayım. O zaman ben zannettiğim şey değilmişim. Madem neymişim diye uyandığımız an o yolculuk başlamış oluyor ki o da hikayenin ilk birinci sıfır noktasıydı. Sen bir şey söyleyecektin. Şimdi gitti. Gitti, tamam. Bir de şey çok ilginçti, hani dikkatimi çeken bu kız bunu gördü, işte büyüdükten sonra, aa sen benim iyilik perimsin dedi. Hani o anda ben nasıl iyilik perimim, sen beni hep korudun, kolladın falan dedi. Hani orada şey geldi aklıma, her zaman hüsnü zanlı olmak. Yani hep böyle iyiye yordu, hep güzele yordu ve o davranış aslında onu bir şekilde yumuşattı yani. O duvarlarına giden yolda onun o, yani böyle iyi bakış açısı yani, güzel, hani bilmediğin hüsnü zanda bulundu. Hani hep söyleniyor ya, bilmediğiniz şeylerle ilgili hüsnü zanda bulundu. Tamam. Ama sonrasında net bir şekilde büyü olduğu söylendiği zaman geldi ve sen gerçekten kötü bir insansın. Yani kötüsün dedi. Hani şey, burada da sanki ona uyanık olmak gibi geldi. Yani gerçekten aleni bir şekilde kötülüğü yapıyorsa birisi, o anda da onu korumadı. Hani saf bir şekilde onu şey yapmadı. Onu anlamadı tam olarak, o anda ne yani olduğunu. Yani o anda hani kötü bir büyü yapıldığını ve bir daha hani şey... O kediler anlattı ya onu. Kediler anlattı ya. Sonra gitti, evet. Gitti. Ve bunun üzerine kötülük oldu galiba. Üzerine de şeydi, sanki kötüsün dedi. Hani orada da yine aynı şekilde aynı...